kalmıştık arkadaşlar? Allah'ın ahdini ucuz bir değere karşılık satmayın. Bunun üzerine konuşmuştuk. Allah'ın ahdini ucuz bir değere satmak nedir? Bunu yapan insanlar kimlerdir? Biz de bunu yapıyor muyuz? Ve ayetin sonunda da eğer bilirseniz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır. 96'dan şimdi devam edelim. Yanınızda olan tükenir. Allah'ın katında olan ise kalıcıdır. Sabredenlerin karşılığını yaptıklarının en güzeliyle biz muhakkak vereceğiz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir önceki ayette 95'te ne demiştin? Allah'ın ahdini ucuz bir değere satmayın. Yani dünyevileşmeyin. Dünyevileşmek ne demişti? Ne demekti? Ahiret alemini bırakıp unutup her şeyi dünyaya hasretmekti. İşte yanınızda olan tükenir, yani dünyaya ait olan bütün kazandıkların kaybolur gider ama ahiret aleminde ile ilgili bütün yaptıkların ameller orada kalır. Bunu Allah'ın katında olarak tanımlıyor Kur'an. Sabredenlerin karşılığını yaptıklarını en güzeliyle muhakkak vereceğiz. Yani ahiret aleminde kim ne güzel işler yaparsa onun karşılığını fazlasıyla artırarak vereceğiz diyor Allah. Evet. Burada tabii Allah bir benzetme de yapıyor, kıyaslama yapıyor. Ahiret alemiyle dünya hayatının kıyaslaması var. Bizim de bu kıyaslamayı yapmamızı istiyor. Bunu Allah bize niye hatırlatıyor? Benim anladığım, biz sürekli unuttuğumuzdan dolayı farkındalığı kaybettiğimizden dolayı Allah bize bunu unutuyor. O zaman demek ki biz bu farkındalığı kaybetsek bile yeniden kazanmak için ya Kur'an okuyacağız böyle ya da Kur'an'ı okuyup Kur'an'a göre yaşayanlarla beraber olacağız ki bize Kur'an'dan konuşsunlar, söylesinler ve bize bunu hatırlatsınlar. Evet. Hatırlatmanın sebeplerinden bir tanesinin de bu olduğunu düşünüyorum. Şeyde Tevfik abi, bir de hayatın içinden realitesin. Yani real bir, mesela bir ayet aklıma geldi. Hani annen baban olsa, çocuğun olsa adil ol. Yani Allah var deyip Allah yok gibi olmamak. Her an o bilinçle olmak. Yani eşit olmak, paylaşmak. Bunlar da unuttuğun zaman zaten sıkıntı başından başlıyor yani. Eyvallah, eyvallah. Yani bu tabii genel bir, Kur'an'ın bize hatırlattığı genel bir hatırlatma. Sen de o hayatın içerisindeki detaylara değindin. Bizim nelere dikkat etmemiz gerektiğine dair. Zaten Kur'an'ın dediğini genel olarak dünya ile ahireti ciddi manada kıyasladığın zaman, bunu fark ettiğin zaman dünyanın değeri insanın gözünde azalıyor, ahiretin değeri de çoğalıyor. O zaman çok olanı, ebedi olanı, az olana, kalıcı olana değişirsen o zaman ahmak olursun yani. Aptallıktan başka bir şey değildir. Gerizekalılıktan da öte bir şey yani. İhanet, kendi kendine ihanet ediyorsun. Evet. 97. Erkek olsun, kadın olsun, bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz. Erkek olsun, kadın olsun. Kesinlikle Allah bütün insanlara eşit uzaklıktadır. Ancak dünya hayatında
herkese gücünün kadar yük yüklemektedir. İşte kim gücünün kadar yüklediği Allah'ın yükünü Allah'ın tarif ettiği şekilde rolünü oynarsa, işte Allah ödülünü hiç esirgemeden hepsine verecektir. Bir mümin olarak kim salih amelde bulunursa, salih amel ne demek? İman etme, salih amel işleme. İmanın gerektiği şekilde yaşamak salih amel oluyor. Hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız. Güzel bir hayat ne oluyor? Cennet oluyor. Orada ebedi olarak mükafatlar içerisinde yaşayacak ve onların karşılığını yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz. Allah vaadinden dönmez, kesinlikle vaadine sadakat gösterir. Evet, burada salih ameli doğru tarif etmemiz gerekiyor. Şimdi bazı müfessirler veya bazı Kur'an okuyucuları her insanın yaptığı iyi işi salih amel olarak nitelendiriyor. Mesela ben size bir örnek vereyim. İsmail'e soralım. Mesela Manukyan birkaç tane kadını, Manukyan'ı basından biliyorsunuzdur. Veya bilmiyorum, Kapalı Çarşı'ya mücevher almaya geldiyse belki yakından da tanıyorsundur. Manukyan gençler bilmeyelim. Ha, Manukyan bazı kadınlara hacca gönderdi. Şimdi bu salih amel midir? Manukyan'ın bu kadınlara hacca göndermesi. Abi bu soruyu nereden bul? Manukyan bildiğin kadarıyla hatırlıyorum ben gerisi falan yaptı. Hatta abi o ileri gitmene gerek yok. Nimet abla yok mu piyangocu, milli piyangocu? Evet. O biliyorsun cami, Mecidiyeköy'de camisi var. Yani kendisi cami yaptırmış bizzat. Milli Piyango gelirleriyle işte o Milli Piyango'dan camiye Mecidiyeköy'de bir hatta cami ismi Milli Piyango Camii mi? Nimet abla Milli Piyango Camii böyle bir şey. Ben gittim camiye. Yani baktığın zaman bunlar da var abi, ne bileyim şimdi kafam karışıyor benim ama çok da karışmıyor. Hani ama gene de biz ay tabii. Yani, çünkü bunlar bilinçli yapılmış şeyler değil ya. Bunlar böyle ne yaptığını bilmeden yapılmış şeyler gibi geliyor bana abi. Hayır, peki bir dakika. Manukyan şöyle yapsa, ya ben bu 10 kadını göndereyim, hacca 10 daha göndereyim, ben cennete gideyim diye bunu bilinçli yapsa ama diğer yaptığı işleri devam etse, o zaman salih amel mi oluyor Manukyan bunu bilinçli yaptı diye? Olmaz tabii abi ya. Olmaz diyoruz ama yani. Ben İmam Hatip'teyken bir hocam bu konuda şöyle söylemişti. Sidikle abdest almaya benzetmişti böyle şeyleri. Yani böyle bir şey oluyor bu. Daha ütopik bir soru, Refik abi daha ütopik bir soru bekliyordum senden ama daha ütopiği de var. Niye sormuyorsun? Bugün onu da sen sor artık. Ben senin aklını okumuş gibi olacağım şimdi ama. Buyur. Arapça Kur'an'ı meal ettirmek topluma öğrensin demek bu anlamda salih amel midir? Mesela. Demek istediğimi anladın herhalde. Ya eyvallah. Tabii şimdi bu çok uç bir şey olmadığından dolayı salih ameli anlatmakta yetersiz kalabilir. Buradan herkes bir çıkış noktası bulabilir. Diyebilirler ki Kur'an'ın harfleridir. Onlara baksan bile sevaptır. Görsen bile sevaptır. Filan. Ama Manukyan'daki örnek çok bariz bir örnek. Bir taraftan kadınlara hacca gönderiyor, diğer taraftan diğer kadınları da satarak para kazanıyor. Dolayısıyla her amelin salih amel olmadığını bilmemiz gerekiyor. Bir kere salih amel olabilmesi için iman eden birinin işlemesi gerekiyor o ameli. İman eden kişinin işlediği amel salih amel olmuyor. Yani Allah katında kabul olmuyor. Neden? Allah'ı kabul etmemiş o kişi. Ya Allah'ın koymuş olduğu çizgiler içerisine girmemiş. Dolayısıyla onların bütün yapıp ettikleri boşa gitmiştir diyor.
Bundan dolayı imani şeyler çerçevesinde iş işlemesi değil mi hocam? Yani iman neyi gerektiriyorsa o imana uygun yaşama salih amel diyor Allah. İman ettiği şeyler. Tabii çerçevesi. Ki. İman neydi? Mustafa abi, iman ettiği şeyler çerçevesinde dersen yine olmaz. Niye? O zaman herkes, Hristiyanlar da biz iman ediyoruz diyorlar. Kendi iman ettikleri şeyleri çerçevesinde yapsın. Yok yok. Sadece Kur'an'a iman edin. Kur'an anlamında benim kastettiğim. Evet, aynen. Yani vahyin çerçevesinde inanmak ve inandığını yaşamak. Hani Allah En'am suresi 162. ayette benim yaşamımı, ölümümü, namazımı, ibadetlerimi, gökleri ve yeri yaratan Allah belirler diyor. Allah'ın belirlediği şeyler iman ve salih amel oluyor. Şeyde de Tevfik abi biraz önce verdiğim örnekte de aslında manipülasyon örneği de aynı. Kur'an meali yaptırıyorsam ama ben buna flu isem yani bulutluysam veya kapalıysam, küfre girmişsem, bu benim meal ettirdiğim Kur'an'dan doğru yolu bulan, hacca giden, salih amel işleyenden bana yazar mı? Senin dediğin üzere yazmaz. Yazmaz. Ama tabii ki son noktada, ölüm gelmeden önceki hali Allah biliyor, Allah'a alem. Kişinin kendini değiştirmesi lazım. Öyle demiyor mu ayette? Kim iman eder? Kişi kendi gidişatını değiştirirse Allah onu bağışlar diyor. Yani kendini ıslah etmesi lazım. Vahyin çerçevesinde yaşamını düzeltmesi gerekiyor. Aynen. Ölüm gelmeden önce bunu yapması lazım. Ölüm gelmeden önce. Yani ameli işleyecek fırsatı olması da gerekiyor. İçerisinde de erkek olsun, kadın olsun bir mümin olarak diyor. Kim bir salih amelde bulunursa. Yani yine burada mümin olma şartı var. Yani iman etme şartı var. Aksi takdirde zaten Adem'in iki oğlunun haberini sana geldi mi diyor, onlara anlat. Orada bir kurbanı kabul olan var, bir de olmayan var. Bu neyi anlatıyor? Kurbanı kabul olanlar yani öldürmeyenler, Allah'a iman edenler, dürüst davrananlar, bunların amellerini Allah kabul ediyor. Diğerininkini kabul etmiyor. O ne yaparsa yapsın. Yani önce Allah'ı Allah olarak tanıyıp ona iman etmemiz gerekiyor. En güzel de Bakara suresi 264'te anlatıyor. Ben de oraya sorumluladım. Hani bu kadınları satan kadının işte herhalde bir inancı var ki başka kadınları hacca gönderiyor yani. Yaptığı işten memnun değil yani kendisi. Bir de bizim bu birinci safta kılıp da kendini Müslüman sanan her sene umreye gidip yanında çalıştırdığı işçilerin ne bileyim hakkını vermeyenler var yani. Ben bunları adaletli, bunlar aynı o kadına benzetiyorum yani. O kadından da beter bunlar. Ya ama ya, kadın zaten bir kere Ermeni, Hristiyan ya. İşte o kadın Hristiyan, Ermeni, ne bileyim işte ama içinde bir şey var yani yaptığı işin doğru olmadığına, çıkmadığına kendini bir toplum nezdinde iyi birisi yapmak için. Diyor mu ya birinci sıfatta çiğdik de Allah'ın kerimde çalıştırdığı insanların hakkını, hukukunu, adaletini gözetmeyen her yıl umreye gidip sıfırlayan, yeni defter, beyaz defter açan insanları ben şey diyorum yani. Hani o kadın camiye de gitmiyor yani. Bunları ne yapmak lazım? Aynen. Ya orada şey de var, bir de şimdi toplumda bu bile bak vergi, onlardan vergi rekortmenliği vardı kişi adı alınan kişinin. Artı bir de vergiden düşülüyor. Yani işin içinde çok daha farklı şeyler var. Yani bir toz pembe göstermek, övünmek, bir o bile vergi veriyor, sen vermiyorsun muhabbeti vardı o dönemlerde, manipülasyon için. Nurşen Hanım da söylesin, Aziz Hocam cevaplasın ondan sonra. Nurşen Hanım buyur.
Zaten ayeti ilk olarak ima edip salih ameller işleyenler demiyor mu Tevfik abi? İlk başta ima edip daha sonra salih ameller. Allah adına yapılmıyorsa, Allah için yapılmıyorsa zaten iyi bir insan olmak yeterli olmuyor. Maalesef. Benim anladığım bu. Onlar zaten iyi insan da olamıyorlar iman etmeyenler. İyi insan iman et. Buyur hocam. Türkan Saylan vardı. 15 bin öğrenciye burs verip onları okutturuyor. Ne için okuttuğunu söylüyor. İslam'a düşman öğrenciyi yetiştirmek için okuttuğunu söylüyor. Hani, aynen, Aziz Nesin de öyleydi. Bir tanesi şöyle diyor. Kim İslam'ı kurtuluş olarak görürse, ben de diyorum ki, yani İslam'a giren kurtulur diyor, ben de diyorum ki İslam'dan çıkan kurtulur diyor. Şimdi bu adamın söylediği ve yaşadığı ile inanan salih amel işleyenin söylediği yaşadığı aynı olabilir mi? Yani kişi iman edip Allah'ın koyduğu kuralları sayıyor. Bir, Allah'ın varlığına, birliğine inanması gerekiyor. İki, gönderdiği peygamberlere inanması gerekiyor. Üç, ahiret gününe inanması gerekiyor. Dört, Cibril'e inanması gerekiyor. 5 meleklere de inanması gerekiyor. İşte bunları kabul etmeyen, herhangi birini kabul etmeyen bir kişinin kesinlikle yaptığı hiçbir ameli Allah kendi katında hüsnü kabul olarak görmüyor. Hocam, bu dediklerinize inansa bile inancını da yerine getirmeye çalışması lazım. Tabii ki yani. Sadece ben inandım deyip de yaşamasa yine Müslüman yine olmuyor. İşte bunlara inanarak onları yaşaması gerekiyor. O da vahyin çerçevesi içerisinde. Hani Allah diyordu ya, biz sizi Kur'an'dan hesaba çekeceğiz diyordu. Zuhruf suresi 44. ayette. Eğer Kur'an'dan hesaba çekiyorsa, Kur'an'a uygun olarak yaşayıp yaşamadığından Allah hesaba çekecek. Salih amel de o oluyor. Evet. Hocam, bir tane daha ayet var ama ayeti hatırlayamadım. İman edip de salabileceklerini mi sandılar? Yani sadece Tevfik abinin dediği gibi iman edip de uygulamıyorsa, sadece bu sözde de kalıyorsa bu da geçerli değil tabii. Evet, siz iman ettik deyip... Nasıl sadece iyi insan... Özür dilerim, pardon hocam. Yok yok, siz iman ettik deyip de hemencecik salıvereceğinizi mi sandınız? O bir denenme var diyor, bir sınanma var diyor. Yani evet. Her konuyla ilgili vahya uyup uymadığın sen deneneceksin diyor. Yani imanla, inançla yaşamı buluşturmadan kesinlikle Müslüman olunmuyor. Kur'an bunun üzerinde ısrarla duruyor. Hepsi bir bütün olması gerekiyor. Tabii ki. Değil mi hocam? Aynen öyle. Evet. Devam edelim. Şimdi en yanlış anlaşılan ayetlerden bir tane ayet geliyor. 98. Öyleyse Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Şimdi Kur'an okuduğun zaman hani diyordu Alak suresinin ilk ayetinde oku Rabbinin adıyla oku. Şimdi burada niye göre? Yani Allah'ın koyduğu kurallara göre inan ve yaşa. Bunu anlatıyordu. Bir de Allah'ın koyduğu kurallara göre inanıp bir de yaşamamak var. İşte Allah'ın koyduğu kurallara göre inanıp yaşamamak şeytanın onlara, buradaki ayette öyleyse Kur'an okunduğu zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Yani bir ayette de şöyle diyordu. Bu da Hac suresi 52. ayette. Bütün peygamberlere kovulmuş şeytanı musallat ettik. Ama onların katmalarını kaldırdık, kendi ayetlerimizi sağlamlaştırdık. İşte biz peygamber olmadığımıza göre, nebi, resul olmadığımıza göre biz resullere gelen o ilahi mesajı ya uygun olmayan bir kışkırtma geldiği zaman her insana gelmiyor mu bu? Yani bir insanda iblis diye bir melek var. Bu da insana inkarı, isyanı, fuhşu, ahlaksızlığı, haram yiyiciliği teklif sunmakla görevli.
Bir de insana yaratılışta verdiği Rabbim Allah'tır sözünü sadakat göstermeyi teklif sunan bir de takva meleği var. İşte bu iblisin vesveseleri karşısında hemen zaten takva devreye giriyor. Yani kovulmuş şeytandan Allah'a sığın derken Allah'ın koyduğu kurallara göre kendini düzelt, değiştir anlamında. Sürekli bizde olmuyor mu bu hadiseler? Yapmak istediğin bir şeyi hemen sana zaten hem Allah'ın nebiler aracılığıyla gönderdiği resullerden bir uyarı geliyor. Hem de öz içindeki takva sesi, toplum dilinde bunun adı vicdan, psikoloji dilinde bunun adı da üst ben. Her insana yaptığı yanlışın karşısında bir uyarı sesi gelir. Resul diye buna diyor Kur'an. Şimdi Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Bu nasıl anlatılıyordu? İşte kim bir besmele çekerse şeytanın elleri ayakları kırılır. Efendim ve oradan kaçar. Burada bana bir iş yok diye. Bu tür anlatımlar vardı. Biz de bunu nasıl anlıyorduk? İşte biz Bismillahirrahmanirrahim dedik mi o şeytan bizim odaya giremiyor. Girse bile oradan kaçıyor. Tamam. Ondan sonra şeytan gidiyor. Şimdi bu durumda biz her besmele çektiğimizde artık hata işlemememiz lazım. Kusur işlemememiz lazım. Ama öyle olmuyor. Her sabah akşam her namazla besmele çekiyoruz. Bir sürü şeyler yapıyoruz. Ama yine de şeytanın yolundan gitmekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Üstelik bir de burada diyor ki Kur'an okuduğum zaman, şimdi neden Kur'an okuduğumuz zaman kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınacağız? Onun üzerine biraz konuşmamız lazım. Bu konuda düşünce soran arkadaşlar buyursunlar, söylesinler. Neden yani? Ben Kur'an okuyorum, Allah bana ne diyor diye öğrenmeye çalışıyorum. Bu esnada neden şeytanın şerrinden Allah'a sığınacağım? Hocam Allah ne diyor diye okursan zaten avucuyu çekmiş oluyorsun. Ama adam Kur'an'da eksik aramak için okuyor. Başka maksatlarla okuyor. O zaman yanlış mahaller, yanlış anlamalar, ters akla attırmalar. Başka maksatla okusa bile o adam besmele çekse o zaman maksadı değişiyor mu? Şeytan gidiyor mu o zaman? Zaten o zaman şeytanla şey yapıyoruz. Niye Allah besmele çekin diyor o zaman Kur'an okurken? Allah'a sığınacaksın. Allah'ın dediği yerden bakmaktan okuyacaksın hocam. Öğrenmek için okuyacaksın yani. Eksik aramak için veya yanlış aramak için okumayacaksın. Gerçekten Allah ne diyor diye okursak yani Allah'a sığınmış oluruz yani bence. Besmele'yi biz normal tuvalete girerken okuruz. Kapı eşitliklerinde cin çarpmasın diye okuruz. Gece karanlıkta okuruz. Birisi gelip bize bir şey zarar vermesin diye, bizi görünmeyen şeylerden korusun filan diye. Besmele'yi buralarda veya büyü bozmak için büyü yapılmasın diye besmele okurduk. Böyle şeyler vardı yani. Fakat benim anladığım burada besmele'nin yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bir şeye başlanması, insanın yaratılışta Allah'a verdiği sözdeki gibi sıfır olarak, ön yargılarından arınarak, temiz bir niyetle hayata bakması, iyi bir niyetle bir mümin olarak yaptığı şeyleri yapması için insanın besmele çekmesi lazım. Besmele çekmek de sadece sözde olan bir şey değil. Yani ben sözde sabahtan akşama kadar Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Zaten üçüncü, dördüncüden sonra ne dediğin farkına varamıyorsun. Ezberi böyle söyleyip duruyorsun ve zaman içerisinde sadece beynin sulanıyor. Ama burada Kur'an'ın bizden istediği, insanın içerisinde var olan ön yargılar, yanlış bilgiler insanı yanlış yollara götürüyor. Yani Allah bizden tefekkür ettiğimiz zaman, Kur'an'ı anlamaya çalıştığımız zaman, hayata baktığımız zaman, bir şey yapmak istediğimiz zaman
ön yargılarımızdan sıyrılarak, takvanın sesini dinleyerek bunları yapmamızı istiyor. İşte benim anladığım besmele çekmek budur. Bilmiyorum eniş ne anlıyor? Ben ne anlıyorum? Dile getireyim. Şimdi besmelenin aslında Kur'an okurken zikredilmesindeki, Allah'ın bize tavsiye etmesindeki en büyük espri Rahman ve Rahim olan, yani kendi benliğinde gaflet düşüp ben de yapabilirim, ben dememen için. Allah sürekli kendini sıfırlaman. İnsanın nefsi buna çok gayet uygun yani. Aşırıya kaçabiliyor. Sonrasında bu temizlenmeyle, yani o bilinçsel temizlenmeyle arınarak daha temiz, yanlışa gitmeden saf bilgi edinmek, hakikat bilgi edinmeyi sağlar diye düşünüyorum. Evet. Bir başka ayette de vardı. Ona yalnızca temiz olanlar dokunabilir diye. Hangi sureydi? Hatırlamaya çalışayım şimdi. Hatırlayamadım. Burada Furkan suresi, pardon. Ya fark etmez yani, ona temiz olanlar dokunur derken. Bakra suresi. Bu ayette onu birleştirdiğin zaman, öyleyse Kur'an'ı okuduğun zaman kovulmuş şeytana Allah'a sığın. Yani ön yargısız bir şekilde Kur'an'a yaklaştığın zaman temiz bir bakış açısıyla yaklaşıyorsun. Ve o zaman Kur'an senin yüreğine dokunuyor. Sen de Kur'an'a dokunuyorsun, oradaki manaları, anlamları. Ama bu sadece Kur'an okurken şeytandan Allah'a sığınacak bir durum değil. Hayatın her alanında bunun böyle olması gerekiyor. Yani bir ayette şöyle diyordu. Yani biz bu Kur'an'dan, zikirden uzaklaşanların üzerine şeytana bir kabuk bağlatırız. O da yolunu dost doğru sanır. Biz de onu şeytanın en yakın arkadaşı yaparız diyor. Bir ayette de şöyle diyordu. Ayetler ikiye ayrılıyor. Birisi muhkem olan ayetler, yani ne söylemişse söylediğinin dışında bir anlam taşımayan ayetler. Birisi de müteşabih olan ayetler. Yani söylenen sözün kendi anlamı dışında farklı anlamlara gelebilen ayetler. Bu çok önemli. Çoğu bunu göz ardı ediyor ama aslında burada kalbinde maraz olanlar ayetlerin müteşabih olanlarına uyarlar. İşte burada müteşabih olan kendi nefsani arzuları, şeytanın vesveselerine uygun olarak düşünen, yaşayan insanlara İşte onu anlatmak istiyor. Yani burada Kur'an okuduğun zaman hep niye sapıyor insanlar? Vesveselerden sapıyor. Okuyor adam 13 sene, 15 şey sene. Şey de var. Evet. Şey de var Ali abi. İnsan hani Kur'an, ben de Kur'an dedim. Yani Tevfik abinin sorusu ya. Ama hayatın içinde de mesela insan onu keşif yapıyor. Yani bir kimyasal bir şey birleştiriyor. Yarattın gafletine düşebiliyor. Ben yarattım, ben yaptım. Ben yaptım yani. Bunu biz yarattık, insanoğlu yarattık. Biz gafletine düşebiliyor yani. Tabii ki, tabii ki. Yani yaşanan hayatla Kur'an'ın söylediklerini bütünleştirmek gerekiyor. Zaten neydi Kur'an'ın temel felsefesi? Allah'ın yarattığı evrenle, kainatla Allah'ın gönderdiği vahiylerin tıpatıp uyum halinde olan bir din anlayışını insanlardan istiyor Allah. Fıtrat dini, Hanif dini, İbrahim dini budur. Dimdik ayakta duran din de budur. Allah'ın yaratışında asla bir değişiklik bulamazsın. İşte şeytan kesinlikle böyle bir sistem, böyle bir düşünceye sahip olan insanlara asla yaklaşamaz. Onu anlatıyor. 99. Tek şu ki, efendim. Buyur. Benim bir söylemek istediğim bir şey var bu Allah'a sığın meselesinde. Geçen gün kahvaltı yapıyoruz böyle bir arkadaş grubuyla. İşlerinden bir tanesi bana takılır böyle biraz, hani ben hani hoca falan konuşuyorum değil mi? Hoca besmele çekmedin dedi, besmele çekmedin.
Dedim ki ya besmele çekeyim ama dedim. Bana dedim besmelenin ne olduğunu anlat ki dedim. Ben dedim ona göre çekeyim madem öyle dedim. İşte Bismillahirrahmanirrahim falan filan. Ya dedim işte tamam bu ne demek dedim yani bana bunu bir anlat. Ondan sonra işte kemküm filan tabii yani baktığın zaman bu konuda gerçekten toplum olarak biz besmele çekiyoruz ama besmelenin ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bu senin sevmediğin bu Mustafa Kemal oldu işte aklı abdest aldırmaktır falan gibi bir laf etmişti. Şimdi tabii ki bu aklı abdest aldırmak falan güzel, hoş bir kelime ama benim besmele ile ilgili bu Allah'a sığınmakla ilgili abi şöyle bir şeyim var. Ya bir yemek yerken, evden çıkarken veya şu kitabı okumaya başlarken daha iyi. Hani aklı abdest aldırmak değil de şöyle yap diyorum ben ona. Yani aklı devreye almak. Yani besmele çekmek, Allah'a sığınmak, aklı devreye almak, akıllı hareket etmek. Yani akıl derken de tabii ki hani düşünerek falan filan değil, herkes aklıyla hareket ediyor da. Ben tabii ki burada Kur'an'ı manada, Kur'an'ın kastettiği akıldan bahsediyorum. Yani temiz fıtrat etmek. Temiz fıtrat bir, onun haricinde bir insanın bu akletme merhalesine ulaşması pat diye olmuyor. Daha önce anlatmışımdır belki. Yani bir insan akletmeden önce, yani akletme mertebesine ulaşmadan önce tedebbür kelimesi var. Yani o mevzunun peşine düşmek, ardına düşmek. Ondan sonra işte tezekkür meselesi var. Yani istişare yapmak, o konuda bilgi sahipleriyle konuşmak, tartışmak. Tefekkür boyutu var. Yani artık bu edindiğin doneleri düşünmek, bir araya getirmek. En son teakkul, yani akletmek var ki bu uğraşarak, peşine düşerek, konuşarak, tartışarak, araştırarak, düşünerek ulaştığın neticenin bilgilerin birbirine bağlanarak hakikatin ortaya çıkartma merhalesidir. Aklet. Yani insanın pat diye işte ben aklımı kullandım da bunun böyle olduğuna karar verdim değildir insanın akletmesi. Dolayısıyla bu bir merhaleli, yani bu kademe kademe bir durumdur. Yani uzun lafın kısası insanın Kur'an'ı okurken, okumadan önce Allah'a sığınması demek, yani bizim işte şu anda burada yaptığımız, yani aklı devreye almak, tabiat ayetleriyle çelişmemesine dikkat etmek, akılla çelişmemesine dikkat etmek. Şimdi burada İmam Gazali'yi mesela ben söyledim geçenlerde, İmam Gazali'yi birçoğumuz ön yargılı davranır ama adam bir laf etmiş, eğer o etmişse gerçekten çok güzel bir laf etmiş. Diyor ki adamcağız, eğer diyor vahiyle akıl çelişiyorsa, biz aklı devreye alırız, aklı kullanırız, akla bakarız. Niye? Çünkü zira biz vahiy anlamamışızdır. Doğru anlamamışızdır. Bilmem anlatabildim mi? Yani insanın Allah'a sığınması demek, yani besmele çekmesi demek bir işe başlarken, bu ne olursa olsun mutlaka aklın devreye alınması, akıllı hareket edilmesi. Bu yemek yerken de dahil en basit. Evin kapısından çıkarken, yani ben bu evin kapısından çıkıyorum ama hep aklımla hareket edeceğim. Hep böyle bilinçli ve şuurlu hareket edeceğim bugün demektir yani. Bilmem anlatabildim mi abi? Eyvallah. Eyvallah. Allah razı olsun. Hayatı Kur'an'la süslemek. Evet yani Kur'an'ın çok gibi devir. Doğru bir şey söyledim. Akılla beraber. Yani akılla, aynen bilinçli. Bizim Almanlar da akılla hayatlarını süslüyorlar ya. Onlar bakıyorum, onlar akıllarını kullanarak yani süslüyorlar ki bizden de iyi görüyorum ben onları. İşte burada ben diyorum ki yani insanın aklı da melek, takvası da melek, iblis de melek, efendim elleri kolları, efendim evrende yaratılmış bütün varlıklar melek. Kesinlikle onların insanlar üzerinde zorlayıcı bir gücü yok. İşte burada söz sahibi, yetki sahibi, sevk ve idare edici, karar verici sadece insandır. İşte burada sen aklını, bak burada kesinlikle sağa sola yalfalama yapmayan sadece takvadır. Yani takva, sen yanlış yaptığın zaman burada onu doğru yanlışa götüremezsin. Pardon, sen yanlış yaptığın zaman o seni doğru dedirtiremez ona. O yanlıştır. Ama aklı sen kullanıyorsun, kendi çerçevende kullanıyorsun. Sen aklı
Geçen de konuşmuştuk, şey de vardı. Aslında bugün Eyüp kardeşim söylediği gibi, yani batıllar aklı kendi lehlerinde, yani Kur'an buna aleyh diyor, kendi dünyevileşme çabalarında kullananlara da akıl hizmet ediyor. Allah'ın yolunda çaba harcayanlara da akıl hizmet ediyor. Yani melekleri sen nasıl kullanırsan melekler sana o şekilde hizmet eder. Kesinlikle buna muhalefet etmez. İşte burada akıl bir melektir. Sen onu nasıl yönlendirirsen o seni o yönde sana hizmet sunar. Ben diyorum ki iblis insana inkarı, isyanı, fuhşu, ahlaksızlığı teklif sunmakla görevli bir melek. Takva da insana yaratılışta Rabbim Allah'tır sözünü sana sadakat göstermeyi teklif sunmakla görevli bir melek. Akıl da sen ister takva yönünde, ister iblisin yönünde, hangi yönde karar verirsen o yönde sana hizmet eden bir melektir. Yani benim evet. Tespitlerim bu. Şimdi tabii Eyüp'ün dediği gibi batılılar da akıllarını kullanıyorlar. Ama nerede kullanıyor? Akdeniz'in doğal gaz kaynaklarını nasıl ele geçiririz? Oradaki mazlum milletlerin nasıl haklarını sömürürüz? Orada da kullanıyor. Diğer şeylerde de kullanıyor. Oysa Allah aklı bizim akletmez misiniz derken takvanın doğrultusunda, Kur'an'ın doğrultusunda aklımızı kullanmamız için bunları bize söylüyor. Buna da bir de az önce okuduğunuz ayetteki gibi temizlenmek, hani Musa, ey Musa git Firavun'a temizlenmek ister misin de diyor. Ne demek temizlenmek istemesi? İşte o kirli bilgilerden kendini arındırıp, hani diyor da Allah bir vücutta iki kalp bulunmaz. Eğer takva, yani iman girerse inkar çıkar, inkar girerse iman çıkar. İkisi bir arada bulunmaz diyor. Oradaki kirli bilgi o temizlenme kelimesiyle onu takva yönünde onun anlayışını çevirme, oraya imanı sokma anlamında kullanmış temizlenme olayını. Evet, 99. Gerçek şu ki iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun, şeytanın hiçbir zorlayıcı gücü yoktur. Yani aslında insan o kadar özgür, o kadar mükemmel bir varlık haline getirmiş ki Allah. Yani hani orada diyordu, biz bir beşer yarattığım zaman, beşer kelimesi kullanıyor, beşeri yarattığım zaman bütün meleklere dedik ki secde edin. İblis secde edenlerden olmadı. Yani burada secde etmemesi ne oluyor? Yani bütün melekler, yani söz ve yaptırım uygulayan karar verici merci insanın kendisidir. İşte burada hem aklını, hem takvasını, hem fıskını verdiği zaman işte o zaman bütün melekler beşer diyor buna. Yani beşer kelimesini hem Müslüman için kullanmış Kur'an, hem de Müslüman olmayanlar için kullanmış. Yani bu da insan olduktan sonra gündeme geliyor. İşte o dönemde şekil verdiğimiz zaman ifadesi kullanıyor. Yani her şeyi mükemmel bir halde. Burada karar verici merci insanın kendisi oluyor. İnsan ister küfre giderse de melekler secde ediyor. Hakka giderse de melekler secde ediyor. Burada sadece secde etmeyen yani insanın kötülüğe karşı secde etmeyen sadece takvadır. İyiliğe karşı secde etmeyen de sadece iblistir. Belki bu biraz karışık oldu ama işte kesinlikle onların senin üzerinde zorlayıcı bir gücü yok. Ama sen şeytanı ilah edinirsen, şeytanı veli edinirsen, şeytanına kendini bağlarsan kesinlikle onun emri dışına çıkamazsın. Burada şeytan derken herhalde insanların görmediği, görünmeyen varlıklar değil. Buradaki şeytan diye bahsettiği inkar eden, inkarında ısrar eden,
ve geriye dönüşü mümkün olmayan, dünyevileşen bütün insanlara Kur'an şeytan diyor. Yani onların senin üzerinde asla zorlayıcı bir gücü yok. Yani senin gözünü bağlarlar, elini bağlarlar, kulağını tıkarlar, ayağını bağlarlar, her tarafına kelepçe geçirirler ama senin kalbinle Allah arasındaki irtibatı asla kesemezler, koparamazlar. Bunu anlatıyor. Hani bir ayette de diyordu buna. İsra suresi, pardon, 59. surede, Haşr suresinde, 16. ayette, şeytanın onlar üzerinde zorlayıcı bir gücü yok ama şeytanı veli edinenlerin onlar üzerinde zorlayıcı bir gücü var diyordu. Burada da var hocam. Gelecek olan ayet, onun zorlayıcı gücü ancak onu veli edinenlerle, onunla, ona, Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. Evet. Yani zaten bak, ifadeleri bak. Yani Kur'an çoğu anlaşılmaz diyor. Çoğu bunlar Kur'an anlayışı değil diyor. Yani herkes kendi Kur'an'a bakışına göre bir şeyler söylemiş. Oysa Kur'an'ın söylediğinin doğru olup olmadığını veya doğru anlayıp anlamadığını neyle test etmek lazım? Kur'an'ın kendinden başka bir delili yok diyorlar. Oysa Kur'an'ın kendinden başka delili var. Nedir kendinden başka delili? Yaratılan evrendir. Yaşanılan hayatın ta kendisidir. Eğer verimliyse, anlayışın doğruysa, yaşadığın hayatta da doğru çıkar. Yanlışsa yaşadığın hayata da uymaz. İşte Kur'an sürekli bunu yaratılan ayetlerle indirilen ayetlerin buluştuğu dine İslam diyor. Bu din doğru olan din diyor Allah. Maalesef bunu kavrayan yok. İki şerli bir anlatım Kur'an'ın söylediği. Bu iki şerli anlatımın birini unutursan, birini vazgeçersen veya onu gözden ırak tutarsan kesinlikle doğru bir sonuca varamazsın. Evet, burada bu ayetten benim anladığım, hesap günü biz Allah'a şunu söyleyemeyeceğiz. Ya Rabbi işte şeytana uydum, filancı beni kandırdı, işte en büyük İnsan ulu önderdir, gel bunun arkasından git dediler. Ben de ne bileyim, onu ulu önder, büyük insan zannediyordum. Onun gibi yaşadım, onun arkasından gittim, bilmiyordum diyemezsin. Yani neden? Allah diyor ki onun zorlayıcı gücü ancak onu veli edinenlerle. Yani sen bile isteye bunu yapıyorsan onların senin üzerinde bir gücü vardır. Öyle sen istemeden kimse sana bir şey yaptıramaz. İşte yetkili ve sorumlu kılmış insanı öyle... Rastgele, tamam ben seni yetkili kıldım ama her türlü seni bağlayanlara da ben karışmam demiyor Allah. Yani yetkiyi, sorumluluğu kendine vermiş. Yaparsa, güzel yaparsa kendi lehine, kötü yaparsa da kendi aleyhine. Kimse buna engel olamıyor işte. Peki Nurşen Hanım, burada şöyle olur mu? Bir kişi dese ki ya Rabbi işte ben 50 sene şeyhimin yanına gittim, elini öptüm, zikir çektim. O bana dedi ki mezarda sen ölürken ben senin yanına geleceğim, kurtaracağım. Mahşer günü geleceğim, orada sana şefaat edeceğim. Ben de ne bileyim, o böyle sakallıydı, sarığı vardı. Böyle Allah 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 tesbih çekiyordum. Ben de onu şey zannettim, bir mümin zannetmiştim. Dolayısıyla inandım, bundan dolayı şirke düştüm dese kabul olur mu bu bahanesi? Tabii ki olmaz ve kurtarmayacak tabii ki bahanesi. Çünkü bu onu öğrenmek de sorumlu öğrenmek zorundaydı. Hocanın, şeyhin ya da eşinin ya da sevdiğin için ya da cemaatlere takılıp onun peşinden giderek sorumluluğumuzu nasıl anlatayım, şu anda biraz şey yaptım. Yani bunu kesinlikle karşılığını ödemek zorundayız. Çünkü Allah affetmez misiniz diyor Tevfik abi. Yani biz sorumluyuz. Sorumluluğumuzu yerine getirmek zorundayız. İnandık deyip de ayet vardı ya, Ali Sağ Hocam söylemişti. Yani biz buradan sorumluyuz.
Biraz karıştırdım ya, kusura bakmayın. Estağfurullah. Yok yok. Öyle diyoruz hep beraber burada. Yani evet. Bahane yok. Tercih Aynen. insanın kendisi, karar kendisinin. Sen dünyadayken akletmemeyi seç, kolay olanı seç, basit olanı seç. Ondan sonra da öbür tarafta suçu at, onun üzerine bunun üzerine 3 liraya 5 köfte yok. Ama maalesef işte kurtarmayacak bahaneler ya da arkasından gittiğimiz hocalar, hacılar, işte cemaatlerimiz karşılığını ahirette ya da Allah'tan alacağız. Evet. 101. Biz bir ayeti bir başka ayetin yeriyle değiştirdiğimiz zaman Allah neyi indirdiğini daha iyi bilir. Sen yalnızca iftira edişsin dediler. Hayır, onların çoğu bilmezler. En çok yanlış anlaşılan ayetlerden biri de bu. Bunu Bakara suresi 104'te mi 105 o civarda bir ayette de şöyle diyor. Biz bir ayeti neshettiğimiz zaman ya benzerini getiririz ya da daha güzelini meydana getiririz ifadesi kullanıyor. İşte burada ayet kelimesine yüklenen anlamı eğer doğru olarak anlayamazsak kesinlikle o ayeti de doğru anlayamayız. Ayet kelimesini Kur'an ikiye ayırmış temel olarak. Birisi evrende yaratılmış olan bütün varlıklara, sosyal olaylara ayet demiş. Birisi de Allah'ın indirdiği şu Kur'an'daki kelimelere ve ayetlere de ayet demiş. İşte biz bir ayeti neshettiğimiz zaman derken burada neyi anlatıyor? Yani Allah önceden bilememiş de geçmişi, anı, geleceği bilen Allah, sizin kalbinizden geçenleri, erteleyeni de bilen Allah tutar da bir şeyin gelecekte ne olacağını, kötü mü olacağını, iyi olacağını bilmeyip de bir ayet kondurup da sonra değiştirir mi Allah? Değiştirmez. O zaman buradaki biz bir ayeti değiştirdiğimiz zaman bu ifadenin asıl nüzul sebebi Yahudi ve Hristiyan olanlar Müslüman olmaya doğru yeltenliklerinde onlar demişlerdi ki sizi kıblenizi değiştiren neydi? Neden değiştiniz? Sebep neydi? Yani daha önce Hristiyanlığınız veya Yahudiyiniz veya ehli kitaptınız ama şimdi Müslüman oldunuz. Bunun sebebi ne? İşte Allah onlara bu cevabı veriyor. İşte biz bir ayeti neshettiğimiz zaman ya benzerini ya da daha güzelini meydana getiririz derken aslında orada Hazreti İsa'ya ve Hazreti Musa'ya inen vahiy orijini dinden sapan, satan, gizleyen zan ve tahminle Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal kılan bir toplumun din anlayışını değiştiriyor, bozukları din anlayışını değiştiriyor, daha güzelini yani son nebi Resul'le önceki peygamberlerin aslını, özünü, bozulmayanı tasdik eden bir peygamberle onu değiştiriyor. Bunu anlatıyor ayet. Bunu da ikiye ayırıyor. Birisi bu değişme olayı bir teknolojideki gelişme anlamında değişme. Yani ilmi veriler, icatlar geliştikçe bir öncekini tedavülden kaldırma anlamında. Mesela eskiden sabanla sürerlerdi, ekinlerini ekerlerdi. Pulluk çıkınca, traktörler çıkınca, başka çeşitli aletler çıkınca artık o olay nesedildi. Veya şu anda kullandığımız eskiden telefonlar böyle akıllı telefon muydu? Kontörlü telefonlardı. Onları kullanıyorduk. Bunlar kullanınca artık onlar tedavülden yavaş yavaş kalkmaya başlıyor. Veya eskiden gaz lambası kullanılıyordu. Şimdi gaz lambası kullanan var mı? Elektrik çıktı. Bu anlamda neshetme olayı. Ben nes ve Kur'an'da nesle ilgili bir makale yazmıştım. İsim vermesem iyi olurdu ama yani bu Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış biri. Bana atıp köpürmüştü böyle. Evet.
Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Başka söyleyecek olan var mı? En son olayını zannedersem anladık herhalde arkadaşlar. Yani Allah daha önce ak dediğine kara demiyor. Veya doğru dediğine yanlış demiyor. Nes olayı bu değil. Nes olayı Ali Rıza hocamın anlattığı gibi ehli kitabın yani inandım dediği halde zan ve tahminle din uyduranların aynen bugünkü gibi şefaat olmadığı halde şefaat var diyenlerin yani onların anladığı manada torpil anlamında şefaat var diyenlerin kabir azabından bahsedilmediği halde kabir azabı var diyenlerin efendim cuma günleri tırnak kesilmez filan günü şöyle olmaz tuvalete son ayakla girilir bilmem neyle